Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eylül Bebeğin yapımına devam ediyorum. Daha önce söylediğim gibi Eylül Bebeğin gövde yapısı Frida Bebek'le aynı. Sadece gözlerini farklı yaptım. Birinci videonun başında açıkladım arkadaşlar. Bu bölümde birinci bölümde elbisesini yaptık. Bu bölümde de çizmelerinin yapılışını size anlatacağım. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızda da desteklerinizi bekliyorum. Üçüncü bölümde de saçlarının yapılışını anlatacağım. Bakın saçları da çok güzel oldu. Umarım siz de beğenip yapabilirsiniz. Başka bebeklerinize de uygulayabilirsiniz. Şimdi hemen çizmenin yapılışına geçebiliriz. Botunun bir tekini ben ördüm. İkisi de aynı olacak. Bir tanesini ördüm ben, ikincisini birlikte öreceğiz. Her bir bot için iki tane çift taban kullanıyorum arkadaşlar. İki taban kullanıyorum. Bakın, bir tanesi saçının renginde yaptım, bej rengi. Bir tanesi beyaz, ekru renk elbisenin renginde. İki tane taban yapacağız. Bunun için de iki tane yaptım. Şimdi diğer teki için de ben bir tanesini ördüm. Aynısından ekru renkte yapacağım bir tane daha. Yani çift taban kullanıyorum. Ve içine plastik parça kesiyorum arkadaşlar. Dondurma kutusu olur, peynir kutusu olur. Plastik bir parçadan tabanına uygun bu şekilde bir tane taban keseceksiniz. 2 adet lazım tabii ki. Şimdi ikinci tabanımızı birlikte öreceğiz. Aynısından örüyoruz. Bir tane ben ördüm. Bunun aynısından ekru renkte yapacağım şimdi. Zincir çekiyorum. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincirimi çektim. Şimdi zincirin içine dönüyorum. İkinci zincirden başlıyorum. Bakın ikinci zincirden başlayıp 7 tane sık iğne yapacağım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi tane sık iğnemi yaptım. Son zincirin içine 6 tane sık iğne yapacağım. Bir tane yaptım. İkinci sık iğneyi yaparken arkadaşlar şuradaki ipi böyle döndürüyorum ki orada delik büyümesin diye. 2 3 4 5 6 tane sondaki zincirin içine 6 sık iğne yaptım. Şimdi zincirin diğer tarafından devam ediyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Bir tane boşluğum kaldı. O boşluğun içine de çift yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım sık iğneye tığımı geçirip ipimi çektim. Buradan da çektim. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere ilmek kaydırma yaptığım yere ikinci sıraya başlıyorum. İlk sırada 21 tane sık iğnem oldu. İkinci sıradayım. İkinci sırada ilk sık iğnenin içine çift yapıyorum. 2 tane yaptım. Sonra devam ediyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Buradaki aynı deliğe 6 tane sık iğne yapmıştık. Onların her birine 6 sık iğnenin içine her birine çift yapıyorum. Yani 6 tane çift yapacağım arka arkaya.
İkinci, üçüncü çifti yapıyorum. Dördüncü çifti yapıyorum. Beşinci çiftim. Altıncı çiftim. Sonra devam ediyorum. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. Bir tane daha çift yapıyorum. 2 tane çift yaptım. 6 tek yaptım. 2 tane çift yaptım. Sıranın sonuna geldim. İlk sık iğnenin içine yine tığımı geçirdim, ilmek kaydırdım ve ipimi keseceğim. Kesiyorum. Kısa, çok uzun değil. Burada zincir çekmedik. Sadece ilmek kaydırma yaptım. İpimi kestim. Bakın bu şekilde. Sonra İlmek kaydırma yaptığım yerin yanındaki sık iğnenin içine bu ipimi geçiriyorum. Yani burada bir tane atlıyorum çünkü şu birleştirme yeri sık iğne olmasın diye 31 sık iğne olur, yoksa normalde 30 sık iğne olması gerekir. Yani üzerine şimdi yaparken bu şekilde geçirdim. Burada 30 tane sık iğne oldu son sırada. Bu ipi burada düğümleyeceğim iç tarafta. Böyle bir yere geçirdim. Buradaki ipleri temizliyorum. Şimdi 2 tane tabanımız oldu. Bu şekilde. Şimdi pembe ipi alıyorum. Pembe ipimle sırt sırta veriyorum. İç içe, yani iç tarafları karşılıklı gelecek şekilde. Ve ön tarafları bakın. Böyle. Bu şekilde çevirdim. Tabanımın ön tarafı burası, arka tarafı burası. Şimdi ilk ortasından, bakın arka ortasından tığımı geçirdim. Aynı hizada bej rengi tabanımdan da geçirdim. Buradan pembe ipi alıyorum. Ön tarafa aldım ipi. Sonra yanından devam ediyorum. Her bir sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Arkadakinden de alıyorum. Daha önceki Hazal bebeğin botunda da çoğu ayakkabımda böyle çift taban yapıyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum. Bunda da aynı yöntemi kullanıyorum. Bu ipin biraz daha kalın. Burada kalın olması güzel oluyor. Aynı Gazal Baby koton da kullanabilirsiniz. Elinizdeki herhangi bir ona uygun bir ip de olabilir. Bu şekilde 30 tane burada sık iğnem var. Bakın karşılıklı alıyorum, geçiriyorum. Burada bu şekilde ilmek kaydırma oluşuyor. Şimdi şuraya kadar yaptıktan sonra içine plastik tabanımı yerleştireceğim. Oraya kadar yapıp geliyorum ben. Buraya kadar ilmek kaydırmamı yaptım. Buradaki ipin biraz kalın olması işime yaradı. Bir üst sırada daha kolay olacak ilmekleri çıkartmam.
Şimdi bu şekilde tabanım içine yerleştiriyorum. Ve buradan sıranın sonuna kadar devam edeceğim aynı şekilde. 30 tane ilmek kaydırma olması gerekiyor. Çünkü üzerine 30 tane sık iğne yapacağız birazdan. Buraya kadar, sonuna kadar yapacağım. Bakın altında da böyle bir görüntüsü oluyor. Tamamlıyorum ben. Bakın son ilmek kaydırmamı buraya yapıyorum. Bakın yaptım. Zincir çekmeden ipi kesiyorum. Sonra ilk ilmek kaydırmanın içinden bakın şu şekilde bu şekilde geçirdim. Sonra son yaptığım ilmek kaydırmanın arkadan böyle ortasına giriyorum. Şekilde burayı bakın şimdi bunu içeri çekeceğim şu kısımdan bu ipi dibinden çekmeliyim arkadaşlar yani şu kısımdan sonra diğer parçayı da diğer ipi de pardon bu altta kalan pembe ipi de aynı şekilde yukarı çekiyorum. Burada düğüm yapacağım. Sonra bunları ikisini birden aynı yere tığımı geçirerek burada kestim. Şimdi tabanımız hazır. Bakın bu şekilde 3 kat gibi duruyor. Krem rengi ipimi alıyorum. Burada bir düğüm atacağım. Şu şekilde. Sonra tabanımı aldım. Tam bu arka ortadan arkadaşlar. Bakın şuradan arka ortadan İlmek kaydırmanın arka lobuna batıyorum. Tam ortasından. Önce şöyle ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine bakın böyle böyle tutacağız. Ben size göstermek için şimdi şuradan bakın. Burada biraz sık olmuş. Arkadaki halkasına batıyorum. Önde bir halka kalıyor. İkinci sık iğnemi yaptım. Bakın şurada tam olarak size göstereyim nasıl yaptığımı. Üçüncü sık iğnemi ortasından batıyorum ilmek kaydırmanın. Arkasından çıkıyorum. Bir halkaları ön tarafta kalıyor. Yine gösteriyorum. Bu ilmek kaydırmaları biraz gevşek yapmak onun için önemli. Yani burada bu sırayı yaparken zorlanmamak açısından. Şöyle tuttuğumuz zaman bakın ortasından batıp çıkıyorum. Burada 30 tane ilmek kaydırma vardı zaten. 30 tane sık iğne yapacağım bu sırada. Sık iğneleri tamamlayacağım böyle dönerek. Buraya geleceğim. 30 tane sık iğne yaptım. Eğer fazla olursa arkadaşlar bir tane fazla olabilir. Buradaki birleştirme yeri de sık iğne gibi olduğu için burada bir eksiltme yapabilirsiniz. Yani toplamda 30 sık iğne olması lazım. İlk sıramızda ilmek kaydırma yapıyorum. Şuradaki ipi de içeri çekeceğim. Buradan içeri çekip gizleyeceğim. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir sıra daha 30 sık iğne yapacağız.
Bir sıra daha aynı şekilde yapalım. Buraya ilmek kaydırma ile birleştireceğim yine. İkinci sıramı da tamamladım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere batarak devam ediyorum. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada 7 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Şimdi 7 sık iğneden sonra bir tane eksiltme yapıyorum. Bu şekilde eksilttim. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane eksiltme yapıyorum. 7 sık iğne, 2 tane eksilttim. Şimdi üzerine doladım. Trabzan yapacağım. Yarım trabzan. Bakın bir tanesini çektim. Yani iki kere de çekiyoruz. Bir kere çektim. Burada tığımda iki tane ilmeğim kaldı. Tekrar üzerine doluyorum. Battım sıradaki boşluğa. Tekrar yarım çektim ve topladım. Trabzan ile eksiltme yapıyorum. Tekrar bir tane daha yapacağım. Dört tane yapacağım bunları. Bir tanesini yaptım. İkincisini yapıyorum. Yarısını çekiyorum. Üzerine doladım. Yanındakine battım. Tekrar yarısını çektim. Bu üç halkayı birlikte örüp eksilttim. Tekrar yapıyorum aynı işlemi. Yarım. Tekrar yarısını çekiyorum ve topluyorum. 3 oldu. Bir tane daha yapacağım. 4 tane trabzanla eksiltme yaptım. 1, 2, 3, 4. Şimdi yine 2 tane normal eksiltme yapıyorum. Bakın. Şuradaki ilmeği sıkalım. Arada boşluk olmasın. 1, 2, 2 tane eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar 7 tane sık iğnem var. Onları yapıyorum. 4 tane sık iğnemi tamamladım. Yine ilmek kaydırma yapıp ilk sık iğnenin içine geçirdim. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Sayım 22'ye düştü. Bu sıranın sonunda 8 tane eksiltme yaptık. Yine 7 tane sık iğne yapıyorum bu sırada. 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Yine bir tane normal eksiltme yapıyorum. Üzerine aldım. Yine trabzanla eksiltme yapacağım. Yarısını çektim. Üzerine doladım. Tekrar yarısını çektim ve topladım. Üzerine doladım. Bir tane daha yapacağım. İki tane yine trabzanla eksiltme yapıyorum. Topladım. Burada sıkıştırıyoruz ilmeğimizi. Tığımızdaki şu açıklık olmasın, delik oluşmasın. Gevşek yapınca burada delikler oluşur. Buraya bir tane eksiltme yaptım yine. Sıra sonuna kadar yine 7 tane sık iğnem var. Diğer tarafta olduğu gibi 7 sık iğneyi tamamlayacağım. 7 tane sık iğnemi yaptım. İlk halkaya bakın yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu sıranın sonunda da sayım 4 tane eksildi, 18'e düştü. 4 tane eksiltme yaptım. İlmek kaydırma yapıyorum bakın arkadaşlar. 1. Bunu 1 olarak sayıyorum. Yanındakine batıyorum. 2 3 4 5 6 Bir tane daha yapacağım. 7 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ta ki eksiltme yaptım. Bakın burada bir tane eksik, iki tane, bir tane eksiltme yapmıştık. O halkanın yanına kadar. 7 tane ilmek kaydırma yaptım. Bunu yapmamdaki amaç aslında burada ipi kesip tekrar buradan başlayabilirim. Fakat ben ipi kesmemek için bu şekilde ilmek kaydırma yaparak buraya geldim. Bir zincir çektim. Bakın aynı yere batıyorum. Son ilmek kaydırmanın olduğu yere döndüm tabii ki. 1 2
3, 4, 5, 6, 7. 7 de bu tarafta var. Şurada yalnız birleştirme yaptığım yeri atlayın arkadaşlar. Şuna yapın. Yani burada şuna da batarsanız 15 tane olur. 14 tane sık iğne yapmam gerekiyor. Bu arkadaki birleştirme yerini atladım. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane oldu. Yani önde bakın ön kısımda 4 tane boşluk kalması gerekiyor. 18 taneydi sayım. 14 tane yaptım. 4 tane boşluk kalıyor. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. Buraya kadar ördüm 14 sık iğneyi. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bakın şu deliği atlıyorum, buna batıyorum. Eksilttim. Hemen dibine batmamız gerekiyordu. Şunu atladım, buna battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaptım. Burada 2 tane boşluğum kaldı. Birini atlıyorum son halkaya. Son boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. 12 tane sık iğne oldu. 11 tane yapmıştım. Sonuncuyu da atlayarak yaptım. Eksilttim yani. 12 sık iğneye düştü sayım. Bir zincir çektim, döndüm. Bakın arkadaşlar yine eksiltme yapacağım burada. Normalde şuraya batarak devam etmem gerekiyor. Ama onu atlıyorum. Buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. 10. sık iğnemi bir tane delik atlayarak son boşluğa yapıyorum. 10. sık iğnemi yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. Döndüm. Bir sıra şimdi 10 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Eksiltme yapmadığım için buradan başlıyorum bakın. 10 tane sık iğneyi sıranın sonuna kadar yapacağız. Bir sıra düz yapacağız. Dördüncü sıradayım. Şuradan itibaren dördüncü sıradayım. Sıramı tamamladım. Şimdi dönüyorum. 5. sıradayım. Bakın yine aynı yere batıyorum. Hemen ilk boşluğa 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane çift yapacağım şimdi sıradaki boşluğa. 4 tek, 1 çift. Sonra 5 tane sık iğnem var. 2 3 4 5. Onları da yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. 6. sıradayım. 11 sık iğneye çıktı. Şurada bir tane arttırdım. 11 sık iğneye bir sıra öreceğiz. Düz bir şekilde. 6. sırada. Ördüm. Sırayı tamamladım. Bir zincir çektim. Dönüyorum yine. İlk boşluktan başlayarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 sık iğnemi yaptım. Sıradaki boşluğa yine çift yapıyorum. 5 tek, 1 çift. 5 tane sık iğnem kaldı sıra sonuna kadar. 3 4 5 sık iğneyi de tamamladım. Bir zincir çektim, döndüm. 7. sırayı yapmış olduğum şu bilek kısmından 8 9 ve 10. sıraları 12 sık iğne olarak tamamlayacağım, öreceğim ve ipimi keseceğim. 8, 9 ve 10. sıraları yapacağım. 12 sık iğne. İpimi kesip bitireceğim arkadaşlar. Arka kısmını, bu konç kısmını. Tamamladım. İpimi bir zincir çektim. İpimi kestim.
Şimdi burada tekrar ipi düğümlüyorum. Tığımı çıkardım. Ön kısımdan dil kısmını yapacağız botumuzun. Burada önde 4 tane sık iğne kalmıştı arkadaşlar. Burada 1 şurada 1 2 3 4 tane sık iğne var. İlk sık iğnenin içine battım. Düğümlediğim ipimi buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi de arkadan yürütüyorum. Bir sık iğne, 4 tane sık iğne yapacağım buraya. 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi 9 sıra daha yapacağım. Bir zincir çekip dönüyorum. Toplamda 10 sıra olacak. Tekrar böyle dönerek 2 3 4 sık iğneyi yapacağım. Bir zincir çekip döneceğim. 3. sırayı yapıyorum. Bu şekilde toplamda 10 sıra örelim. 10 sıra ördüm. Bakın ön kısımdan. Son sırayı trabzan olarak yapacağım. 2 zincir çektim, döndüm. 11. sırayı 4 tane trabzan yapıyorum zincir ile birlikte. İkili trabzan. Ben ipimi kesmiştim. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Buraya iğne ile ipi gizleyeceğim. Şimdi şu yan tarafa bir sıra böyle komple buralara sık iğne yapacağım. Onu göster. İpimi düğümlüyorum. Şu bakın öndeki dil kısmının 4 tane sık iğne vardı arkadaşlar. Son sık iğnenin dibine tığımı böyle geçirdim. Düğüme de tığımı geçiriyorum. Buradan ipimi geçirdim ve bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Bu ipi, düğümlediğim ipi arkadan yürüteceğim biraz. Şimdi buraya bir zincir çektim. Şu kısmı bakın. Bu sıranın son deliğini arkadaşlar. Şu kısmı sondaki deliğine bir tane batıp sık iğne yapıyorum. 1 ve yandan devam ediyorum. 2 3 her sıranın sonundaki boşluğa bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Her sıranın boşluğuna sık iğne yaptım. 10 tane sık iğne oldu. Bu sondaki sıranın ilk sık iğnesine batıyorum. Bu köşeye 3 tane sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. 1 2 yine 10 tane sık iğne var burada. 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptım. Sondaki boşluğa 3 tane yapacağım. Köşe oluyor. 3 tane sık iğnemi yaptım. Dönüyorum. Bu ipi de burada gizleyeceğim. 1 2 3 4 Yine her sıranın sonuna 5, 6, 7, 8, 9. Şuradaki boşluğa da yapıyorum 10. Şimdi arkadaşlar buradaki bakın ilk sık iğnenin aynı başta şu tarafta yaptığım gibi ilk sık iğnenin boşluğuna
Tığımı geçirdim. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip burada ipimi keseceğim. Arkadaşlar ben iplerini temizledim. Bakın bu şekilde. Şuradaki ipi de içeri iğneyle çekip düğümledim. Bu şekilde oldu. Böyle bir kalem yardımıyla pardon, bağcıkların geçeceği yeri tasarladım önce. Bakın 4 yerden geçireceğim. İlk başta bakın şu ilk şurası kenarda ilk battığımız yer. Böyle bir kalemin ucuyla işaret koydum. Sonra iki sıra atladım buraya. Şuraya arkadaşlar. Bakın şurada işaretim var. Buraya işaret koydum. İki sıra atladım buraya koydum. Sonra şuraya. Sonra bunların karşılığını buradan takip ettim. Bakın buraya işaretimi koydum. Buradan takip ettim. Buraya. Buradan takip edip şuraya işaretimi koydum. Aynı yerlere olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa hani eşit ve yamuk durur. Eşit olmaz. Şu ön kısımları düz durmaz yani. O yüzden bunların eşit olmasına dikkat edelim. Etamin iğneme ipimi taktım. Bağcık ipimi. Şuradan bakın ilk yukarıdaki ilk delikten iğnemi geçirdim. Burada biraz mesafe bıraktım. Sonra çapraz olarak diğer köşeye şu kısma bakın. Geçtim. Burada biraz mesafeyi bırakmayı unutmayalım. Sonra buradan yine şuraya geçtim. Daha sonra işaretimin olduğu yere bu kısma iğnemi geçirdim. Bakın ilk bağcığımızın ilk kısmı oluştu. Sonra buradan yine böyle alıyorum. Dış kısımdan geçiriyorum. Diğer bağcığımın olduğu yere bu şekilde. Buradan yine üstten işaretlediğim yere geçtim. Ve son buradaki son deliğe geçirdim. Bakın bu şekilde bağcıklarımız oluştu. Burada biraz ipim uzun. Şöyle keseceğim. Bebeğimin ayağına giydirdikten sonra sıkıştıracağım. Önce ilk kısmı, sonra ikinci kısmı böyle. Ben şöyle yapıyorum. İstediğiniz gibi buraya fiyonk yapıp düzeltelim. Şu uç kısımlarına da düğüm attım. Sonra fazla olan kısmı kesiyorum.
Bakın arkadaşlar, botlarımız bu şekilde çok cici oldular. Umarım siz de beğenip yapacaksınız. Başka bebekleri de yapabilirsiniz. Bu şekilde botlarımın elbiseyle uyumu ve duruşu, son hali bu şekilde. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.